Merhaba, iki dakikada bilime hoş geldiniz. Gelgit olgusunu bilmeyen çocuk yoktur. Ve gelgit kimi yerlerde başka yerlere nazaran daha kolay gözlemlenir. Mesela Fransa sahillerinde yer alan Saint Michel tepesinde. Kumsal üzerinden yayan olarak şatoya ulaşılabilir. Birkaç saate kalmadan tüm tepe denizle çevrilir ve bir adaya dönüşür. Peki gelgitler niçin olur? Klasik cevap olarak bunun ile ilgili bir olay olduğu söylene gelmiştir. Ama meraklı çocuklar bundan tatmin olmaz. Gel git ne için gidip geliyordu olduğu gibi kalmıyor. Yakından incelediğimizde ayın dünyadaki suyu kendine çektiğini görürüz. O sırada sular bir tepecik oluşturur. Dünya işte bu su tepeciğinin altında dönüşüne devam eder. Ama o zaman her gün bir defa gel git olması gerekirdi. Oysa sular günde iki defa yükseliyor. Bu biraz daha karmaşık bir durum. Çünkü dünyamız kendi eksen etrafında döndüğü sırada ay da dünyamızın etrafında dönüşünü sürdürüyor. İkisi birlikte Ortak bir ağırlık merkezinin çevresinde bir dönüş sistemi oluşturuyorlar. Bu ağırlık merkezi dünyanın ekseninin biraz dışında kalıyor. Dünyaya baktığımızda yumurta biçimini aldığını ve dolayısıyla belli bir noktada karşı noktaya nazaran daha hızlı dönmeye başladığını görüyoruz. İşte tam orada ikinci su tepeciği oluşuyor. İşte günde iki defa gelgit olmasının açıklaması bu. Ama kimi çocuklar ikna olmaz. Soruları bitmek bilmez. Gelgit farklı denizlerde niçin farklı şiddette oluyor? Onlara bunun kıyı biçimiyle ilgisi olduğunu söylemek lazım. Kimi kıyılar huni gibi davranır ve gelgitin görünmesini kolaylaştırır. Şimdi anladım. Gördüğünüz gibi çocukların soruları asla bıktırmaz insanı.